Hasan Alparslan'ın mezarında saklanan vasiyeti iki haritaya işlenmişti. Gün gelir Selçuklu Devleti yıkılırsa Anadolu'daki boylarımızdan biri yeni devleti kurmak üzere emaneti teslim alacaktı. Bu sır Pirimiz Ahmet Yesevi'den beri asırlar boyu ayı ocağında korundu. Haritayı saklayanlar sır oldu, sırdaş oldu, toprak oldu. Sırrımız kutlu bir silsile yoluyla bugüne kadar gizlice korundu. Ben Ahi Evren, emanetin son muhafızıyım. Size bu kutlu sırrın hikayesini anlatacağım. Geçen sene Horasan'dan çıkıp Ahlat'a gelmişler sultanım. Noyan'ın yaklaştığını duyunca tekrar yola düşüp bize sığınıyorlar. Zanaat sahibi olanları Ahi Evren'e teslim ediyoruz. Kadınları ve yetimleri evvelce gelenlerle birlikte vakıfta misafir edeceğiz. Ahi divanı yaptığın kılıcı beğendi evladım. Ustan sanatın ve ahlakın için kefil oldu. Artık usta oluyorsun. Bugünden sonra Ahi teşkilatının bir mensubusun. Can taşıyan mahlukata, hayvana, çiçeğe, böceğe, ağaca saygılı olup şefkatle yaklaşacaksın. Pirimiz Ahmet Yesevi'nin ahlakından sapmayacaksın. Surta işini yapan bir usta, savaşta vatanı için can veren bir alp olacaksın. Konya'nın daha çok kılıç ustasına ihtiyacı var. Noyan, Konya istila için Horasan'dan yola çıktı. Bekleyemeyiz ha. Bu devletin en muhkem surları ahiler ve bacılardır sultan. Destur verin, zalimin önünde sur olalım. Ya Allah! Ya Allah! Atam Alparslan, Anadolu kapısını açtıktan sonra gelenler, belki 100 sene durmadan cenk ettiler, kılıç savurdular. Haçlı seferlerine karşı set oldular. Şöyle kurulup oturmaya, medrese inşa edip talebe yetiştirmeye fırsat bulamadılar. Bu topraklarda tutunmak kolay iş değil. Ta ki ilimde kavi olalım. Ne buyurursunuz sultanım? İlim ehline buyuracağım İsfahani. İlim ehline. Karatay'ım, öyle bir medrese kur ki ilmin kalesi olsun. Hastalara şifa dağıtacak tabipler, adalet arayana deva olacak kadılar filizlensin. Rüyamdır bu benim. Rüyam beni zehirletti. Çaresi yok. Devletimiz sana emanet. Tatar geldiğinde ne yapacağını biliyoruz. Ama bilmediğim bir şey var. Onların sarayında bir asker büyüttük. Söyle sultanım kimdir? Nasıl tanırım? Nasıl bulurum? Kapımıza dayandıklarında. Ahi sana söyleyecek. Lakin ondan önce ne sen soracaksın, ne o söyleyecek.
Karatay. Vakit kavuşma vakti. Ben Rabbime kavuşacağım. Sen evladına. Eşhedü en la ilahe Az kalmış Karatay. Sen sana verilen emaneti yükselttin. Ya sen ahi? Sana verilen emanetten emin misin? Savaştan önce evladını sana göstereceğim. Moya'nın sarayında oğlunu yetiştiren Küpeli Hoca. Onu sana getirecek. Bütün bu tertibi neden yaptınız? Ahi Evren, sultanımız Gıyasettin'in emriyle seni zapt ediyorum. Ne sebeple? Küpeli namında bir Tatarla haberleştiği tespit edildi. Devlete ihanet cezasız kalmaz. Devletine milletine ihanet edecek son kişi vezir Ahi Evren'dir. Ne haddinize? Emir. Bize bir yol müsaade, Sürap. Koruman gereken bir sır var, Emir. Evladına mazisini hatırlatır. Senin gibi bir emirin oğlu olduğunu söylersek bizim için çalışacaktır. Aradığının boynunda Tuğrul kuşu var. Beni şimdilik feda et. Beni emretmişsiniz Moya. Bu gece bir hain yakaladık. Benim evimden biri. Şimdi size soruyorum. Oğullarım, savaştan önce düşmanla haberleşen bir hain yakalarsanız ne yaparsınız? Börke. Divana lüzum olmadan idam edilir. Oğul Cayto. Cezası ölümdür. Sencileyin Kutay.
Katil olmak kolay, adil olmak zordur Nuh'un. Yapıya taş bulmak gecikebilir, devlete baş bulmak gecikebilir. Lakin adalet gecikmez. Tez verilmelidir. Adalet. Mete henüz han olmamışken askerlerinin ona olan itaatini sınamak ister. Ava çıktıkları bir gün askerlerine ben okumu nereye doğrultursam siz de tereddüt etmeden oraya doğrultacaksınız diye emreder. Mete Tigin okunu çok sevdiği atına doğrulttuğu sırada askerlerden birinin okunu doğrultmadığını görür. Ve atı için çektiği oku itaatsiz askerine atar. Gel zaman git zaman. Babasının devleti idare edemediğini gören Mete yine beraber ava çıktıkları bir sıra bu sefer okunu babasına doğrultur. İtaate alışmış bütün askerler oklarını Mete'nin hükümdar babasına doğrulturlar. Hain! Sizi eğiten hocanız. Hazır! Hükmü siz verdiniz. Sen al! Size öğrettiğim gibi evlatlarım. Hükümdarın sözünden çıkmanın cezası ölümdür. Merhamet öldürür. Adalet de benim. Hakim de benim. Ceza da benim. Ölüm de. Yılanın kuyruğunu biz kestik. Başını siz bulacaksınız. Sultanımızın huzurunda bazı hususlara dikkat etmeniz gerek. İçeri iki kişi girecek. Kılıçları çıkaracaksınız. Biz yalnızca kadınlarımızın odasına girdiğimizde kılıçlarımızı çıkarırız. Lakin isterseniz sultanımızın otağına girerken de çıkarırız. Babam Noyan der ki, savaş meydanında kan dökmenin lüzumu yok. Selçuk Sultanı bizim devletimizin bir beyi olarak kabul görecektir. Her yıl vergi verecek, merkezden gelen emirlere uyacaktır. Bu, içimize soktuğunuz hainin kellesidir. Bu kimin kellesiyse boşuna almışsınız. Bizim doğudan gelenden korkumuz yoktur. Ama siz korkunuzdan masum adamlarınızın kellelerini almaya başlamışsınız.
Babana söyle. Yarın savaş meydanında kendi kanlarınızda boğulacaksınız. Kılıcımıza İstiklal suyu verilmiştir. Tabi olmak nedir bilmeyiz. İki milletin arasında müşterekler var. Bizim sancağımızda ayetler yazılı. Hilal ve Tuğrul kuşuyla süslü. Sizinkinde de hilal, güneş ve ateş var. Askerlerimiz metanın kadim tertibi üzere idare olunur. Hal böyleyken gittiğiniz Tuğrul'ya sar mı? Örfümüz birse doğudan gelene itaat şarttır. İkisinin de ülküsü aynı. Selçuklu Hakan'ı kanımıza itaat etmek zorunda. Farsımız bir ama ülkümüz ayrıdır çocuk. Siz altın ve ganimet için kılıç tutarsınız, biz medeniyet için. Var git kanına söyle. Adınızla birlikte silinecek ne malın ne de mülkün bizim için kıymeti yoktur. Bu devlet onun şarabına meze olmayacak. Aradığının boynunda Tuğrul kuşu var. Hocasının canına kıyan töre mi bilir? Laflarını da yıkılacağını konuştur. Yarın o savaş meydanına tek başıma inerim. En iyi savaşçın kimse çıkarırsın karşıma. Ordusunu saydınız mı? Onların bir askerine karşılık bizim 3 askerimiz var sultanım. Ovaya inmeden tepelerde kalalım hünkâr. Savunmak için kolay mevkidir. Baskın yapamazlar. Sultanım, evvela onların hamlesini bekleyelim. Okçularımızı ve süvarilerimizi onların planına göre hareket ettiririz. Alpdoğan Bey'ime katılmaktayım. Tepeleri terk etmeyelim. Savunmak da nedir Vezir Adil? Alpdoğan, 1000 süvari verin, hemen üstlerine atılayım. 20.000 askerle ovaya inilecek. Sen yanımda kalacaksın Sübrap. Atanız Keykubat olsaydı eğer, Beylerin dediği gibi okçuları tepelere kurdurur, yaklaşan Tatar'ı bir arıklatır, sonra da olanca hızımızla atlarımızı üzerlerine sürmemizi emrederdi. Babam Keykubat Hakk'a yürüyle 6 yıl oldu Karatay. Sultanımızın veziri olarak ben bunu düşünemiyor muyum Karatay? Büyük komutan Kamyar'ı öldürttünüz. Ahilerin reisi Ahi Evren'i suçsuz yere zindan attınız. Burada da sultanımıza hata yaptırırsanız devleti toparlamak güç olur. Asker hesabına ve genç kumandanlara aldanırsak perişan olur sultanım. Yarınki zaferden yana şüphen varsa çizimlerini alıp medresene gider, inşaatla uğraşırsın. Ya da bana ve vezirlerime itaat edip zaferime tanıklık edersin. Karar senin. Emir sultanımındır. Savaşta barışta yerim sultanın yanıdır. Babam nerede Karatay? Böyle bir savaşın arifesinde babam nerede? Sultan Gıyasettin tarafından hapsedildi. Ne sebeple? Gel kızım. Otur hele. Otur biraz. Seneler evvel bir kadını sevdim, nikahlandım. Bir evladım oldu. Emirlerin evlenmesi, çocuk sahibi olması yasak değil midir? Yasaktı elbet. Ama gönül yasak dinlemedi kızım. Duyulduğunda da bedelini evladımla ödedim zaten. Bunu benden aldılar. Sultan Alaaddin ölmeden evvel evladımın yaşadığını, sırrın da Ahi Evren'e emanet edildiğini söyledi. Baban seneler evvel
O saraya özellikle dervişlerinden birini yerleştirmiş. Evladımı da ona emanet etmiş. Peki şimdi ne olacak Karatay? Şimdi ne yapacağız? Yarın bize meydan okuyacak savaşçının ölmemesi gerekiyor. Bakalım aslanlarım. Zafer bizim olursa gücü her şeye yeten Noyan'dan muradımız nedir? Kendim için bir şey istemem Noyan. Sadece sizin daha iyi korunmanız için baş muhafızınızı talep ederim. Kutay. Ben isteğimi zaferden sonra söyleyeceğim Noyan. Ama izniniz olursa İlk savaşı da ben yapayım. Ben bu atı istiyorum Noyan'ım. Atı istiyorsan bugün muzaffer olup onu düşmandan geri alacaksın. Bu nedir? Savaştan zaferle çıkıp atı alacağını söylüyor bize. Karatay, en iyi savaşçımızı seç. Kınalı! Usta bir Bahadır'ın böyle acemice yenilmesi beni üzdü. Eğer hocası onu doğru yetiştirmişse bir kadına kılıç çekmeyecektir. Thank you.
çekiliyorlar. Zafer bizimdir aslanlarım. Tuzak bu. Sahte ricat. Kadim bir bozkır iyisi sultanım. Beni zaferimden alıkoyamazsın Karatay. Hücum! Hadsizlik. Senin kanını dökmek bana haramdır. Ama böyle namertler gibi kaçıp gideceksen benim sultanım değilsin. Sen kaçarsan bu ordu hem mağlup hem rezil olacak. İndir kılıcını. Emrediyorum. Bu at seni Sivas'tan aşırır sultanım. Ama Sırat'tan aşırmaz. Her yana baktık. Kutay yok Noyan'ım. Zaferimizin bedelidir. Uğurlar olsun. Devletimiz sana emanet. Tatar geldiğinde sıkıntıya düşerseniz ne yapacağını biliyor musun?
Şimdi söyle bakalım Yunus Emre. Tarih kitapları bizim için ne yazacak? Selçuklular Köse Dağı'da yenildi yazacak. Sen Edip Ali? Sultan savaş meydanından kaçtı yazacak. Sungur? Koskoca devleti ayakta tutamadılar yazacak. Köse Dağı'da devleti yıkılanlar yeni bir rüya gördüler. Rüyalarını hakikat kılmak için yola çıktılar. Ve yeni bir devlet kurdular. Siz bu rüyaya inanır mısınız? İnşallah. Öyleyse beni iyice dinleyin. Noyan Konya'yı almak isteyecek. Biz direneceğiz. Konya düşmeyecek. Medresemizi bitireceğiz. Moğol bilecek ki bunlar Konya'ya göçmek için gelmemişler. Ordu dağıldı Emir. Ordumuz dağıldıysa Konya'nın sahibi bir millet var. Gerekirse hane hane kapı kapı dolaşacaksınız. Konya'yı direnişe hazırlayacaksınız. Savaş meydanında öldürmedim seni. Çek elini. Bu sana tanıdık geliyor mu? Bizi öldürmek istiyorsan şimdi öldür. Ama bu tanganın sırrını merak ediyorsan hazırlan. Evlatlığım Olcayto. Bundan böyle muhafızlarımın başı sensin. Oğlum Börke. Sana söz verdiğim at dışarıda seni bekler. Zaferimizin baş mimarı. Selçuklu ülkesinin en kurnaz vezirlerinden İsfani. Konya'nın emiri artık sensin. Bana tabi bir vali olarak Selçuklu'yu yöneteceksin. Kardinal Bennett de senin baş danışmanın olacak. Konya'nın sultanı varken ahali valiye biat eder mi? Sen Moğol valisinin sultandan daha üstün olduğunu gösterirsen elbet ederler. Şerefli hanım. Lakin kimden korkarsın? Emir Celaleddin Karatay. Ahilerin ve bacıların akıl hocası. İtle it gibi dövüşenlerden, kurtla kurt gibi boğuşanlardan değil. Daima kurt bakışlı, daima kurt duruşlu. Karatay kılıcını kınından değil, yüreğinden çeker hanım. Direnecekse o ateş Konya'yı cehenneme çevirir. Biz seni boşuna mı vali yaptık? Konya'yı işgali hazır hale getireceksin. Ekip biçme işlerini azalt. Halkın elinden kılıçlarını topla. Demirhaneleri kapat. O medresenin inşasını durduracaksın. Taş ocaklarını çalıştırma. Anlayacağın, biz gelmeden Konya'yı boğacaksın. Karatay'ın kılıcını da kalemini de kıracaksın. Emredersiniz. Nereye gidiyoruz? Geçmişine.
Burada annen gömülüyor. Bu mezara da sen gömüleceksin. Sen talihin öldürdüğü bir çocuksun. Bu senin esaretin olacak. Bu tamga da hürriyetin. Bu tamgayla beraber büyüyeceksin. Eğer kaderin milletin kaderiyle buluşursa bir gün bu topraklara geri geleceksin. Koy mezarı. Bu devlet yıllar önce bu günleri görüp seni Tatar'ın kalbine gönderdi. Bu yolu Sultan Alparslan çizdi. Emaneti sultanlar korudu ve kararı Sultan Alaaddin verdi. Bu söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Adın ne? Kutay. Kutay. Sen diğerlerinden farklısın Kutay. Onlar gibi zalim olamazsın çünkü Selçuk evladısın. Hocanla beraber seni bugünler için sırladık. Yani hocam sizin yüzünüzden öldü. Ha? Hayır. Hocan devleti ebed müddet için öldü. Sen de ben de bu yüzden öleceğiz belki. Devletim Noyan'ın devletidir. Anam burada öldü. Babama ne oldu bilmiyorum. Benim sizin devletinizle hiçbir bağım yok. Benden ne istiyorsun? Sultan Alparslan'ın kabrini gösteren bir harita vardı. Noyan Horasan'ı ele geçirdiğinde bu haritayı da gasp etti. Haritanın bir parçası bizde, Ahi Evren'de. Diğer parçasını da Horasan'ı ele geçirdiğinde Noyan gasp etti. Senden onu istiyorum. Devletinizin devamı bana bağlıysa yazık olmuş. Hadi kızım. Hoş geldin Abdühan Bey'im. Eyvallah Emir. Hoş geldin Fat Babacığım. Hoş geldin Vezir. Sultan Gıyasettin sınıra ulaşmış Emir. Şehir halkı korku içinde. Noyan Kayseri'yi almak için hazırlık yaparmış. Orası düşerse burasını da düşmüş bilin. Bacılar iki şehirde de cihat için hazır. Lakin Ahilerin zindanda tutulması hepimizi yaralar. Bu iş uzamadı mı Emir? Kocanın suçsuz olduğunu herkes biliyor Fat Babacığım. Sultan Gıyasettin... Sultan mı kaldı Karatay? Gıyasettin bir kaçak gibi yola düşmüş. Fat Babacığım. Sultan Alaaddin'in bir rüyası vardı. Bir de yüreğinde sakladığı sırrı. Bugün o rüya yara aldı. Düştüğümüz yerden kalkmak için Ahi Evren'e de ihtiyacımız var, Gıyasettin'e de. Abdühan Bey, hemen yola çık. Sultan Gıyasettin'i Konya'ya getir.
adil. Vezir olarak saraya hakim ol. Ali için ne yapmak gerekiyorsa ben yapacağım. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Moğol Han adına Selçuklu ülkesini idare edecek kişi tayin olunmuştur. Vezir İsvani Hazretleri bugünden sonra Konya Sarayı'nda Moğol valisi olarak hüküm sürecektir. Hayrola? Moğollar, Moğollar medrese yaktılar, çabuk. Siz Konya'nın askeri değil misiniz? Nedir olsanız? Bu medresi Konya'nın değil mi? Nerede kesildiniz? Kostunuz ya, nereye olsanız ya? Karatay, öyle bir medrese kur ki ilmin kalesi olsun. Hastalara şifa dağıtacak tabipler, adalet arayana deva olacak kadılar filizlensin. Niyetime kastettiler Mevlana Celaleddin. Niyetime. Düşmanımız cahil. Bir öldürmede bir de yağmalamada mahir. Göğsünü kavi tut. İstediklerini verme. Sana gam olsun. Tasa olsun diye yaktılar. Yılma. Sen ki Karatay'sın. Keykubat'ın emirisin. Bu devlet önce sana, sonra bize emanet. Sen diren ki hepimiz arkanda sur olalım. İlim neredeyse peşinden gidilir İsfani. Zulümse nereye kaçarsan kaç, peşinden gelir. Sultan Alaaddin'in rüyası taş üstüne taş koymak mı sanırsın? Sen medreseyi yaksan da yıksan da zulmün karşısına dikilecek o talebeler yetişecek. İster bir kubbenin altında, ister bir çınarın gölgesinde. Bizi yakmadan medreseyi yaksan ne fayda?
Hay. 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 Bak bak. Bak kim gelmiş. Kutay bu. 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 Kutay! Esselamun aleyküm ey ahyan! Selam olsun Ahmet Yesevi'nin talebelerine. Selam olsun Bozkır'ın akderine, Dede Korkut'un sözlerine. Karatay emirimiz bizi ziyarete gelmiş. Hoş gelmiş. Hoş gördük ağayım. Ama hoş gelmedik. Duyduk. Duyduk da can evimizden vuruldu. Devlet kalmadı ağayım. Şimdi bir direğe omuz verip yarın dirilişi sağlayacak evlatlarımızı kurtarmak yetiştirme vaktidir. Bize düşen nedir Emir? Bize düşen dinlenmektir. Bir orman yangınındayız Ahyan. Burada yanıp kül olsak da dirineceğiz. Dirineceğiz ki ormanın diğer yanında hayat devam etsin. Tuğrul kuşları daldan dala konsun. Diriliş muştuları şakısın. Ne yaparsın Emir? Hüküm ferman olmadan nasıl salarsın bizi? Devlet sultan ferman mı kaldı ahim? Noyan Sivas'ı yakıp yıktı, sıra Konya'da. Millet için can, devlet için baş feda. Can feda ahim, can feda. Afiyet olsun. Sen neden yemiyorsun Sungur? Sana kaç yol dedim. Babam adımı Sungur Alp koymuş. Sen yine Sungur diye inlersin. Baban dereyi görmeden paçayı sıvamış desene. Alplik at ağzından alınmaz Sungur. Cenk meydanında kılıç da alınır. Alplik almaya fırsat mı verdin Emir? Gözümü budaktan mı sakındın? Kafir önünden yüzümü çevirdim. Cenk meydanına götürdün de kılıç mı sallamadın? Burada et yiyip semirmek neyimize? Konya işgal olunmuş. Medresemiz yıkılmış. Biz de oturmuş Nasır'a yensuru çekiyoruz. Sungur. Konya'da çavdar yetişiyor diye Alp yetişen tarlalar Türkistan'da kaldı zannetme o. Az sabırlı ol. Medreseyi ne yapacağız Emir? Taş ocakları kapandıysa taşı biz kıracağız. Mimarımız hapsedildiyse medreseyi biz imar edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, ayakta kalacağız. Kutay, biz senin ruhunu kutladık ama bedenin karşımda yaşıyorsun. Beni esir eden Selçuklu askerleri acemiydi Noyan'ım. Kaçtım. Hemen yerlerini söyle. Askerlerim gidip öldürsün. Kaçmadan önce hepsini öldürdüm Noyan'ım. Şimdi söyle bakalım, zaferine karşılık nedir benden istediğin? Haddimi bağışlayın Noyan'ım. İlk defa bu kadar arzu ettiğim bir şey isteyeceğim sizden. Neymiş o? Hizmetkarlarınızdan Maral'ı karım olarak istiyorum. Noyan'ım, beylerinizin huzurunda siz demiştiniz. Zaferden sonra ne isterseniz vereceğim demiştiniz. Şimdi nedir sözünüz? Sözüm sözdür Kutay. Ama unutma. Gökyüzü ve yeryüzü arasındaki her şey her zaman benimdir. Düğün başlasın.
Maralı hazırlayın. Kutay Noyan'ın bilmemesi gereken bir sırra sahip. Kutay geri mi döndü? Devletimizin gizli askeri diyordun Emir. İki meselemiz var kızım. Önce haritayı ele geçirmemiz lazım. Ama evvela... Kutay'ın konuşmasına mani olmalıyız. Haritayla ilgili her türlü bilgiyi bize getireceksin. Kardeşim. Kardeşim. Noyan'ın gözdesini istemek büyük cesaret. Üç şey için cenk edilir Börke. Vatan uğruna, ana uğruna, yar uğruna. Vatanımızdan uzaktayız. Kanımızı hiç görmedik. Bir yarımız var. Öyle bir şey söyle ki Kutay, sadakatini sınayayım bir kez daha. Bir harita varmış Noyan'ım. Ahi Evren diye bir adam varmış, ondaymış. Biri de sizdeymiş. Ben haritamı Kartal Kıyası'ndaki mağarada saklıyorum. Bulamazlar Kutay. Size minnettarım efendimiz. Emrinizde kölenizken beni sevdiğime verdiniz. Doğru dedin. Kölemdin. Sevdiğim Kutay. Benim olana elini uzattı.
ile gök arasındaki her şey her zaman benimdir. Benim olanı benden istemeye vebaline katlanacaksan cüret edeceksin. Bazı gerçekleri anlamışsındır bencileyin. Atası anası olmayan bir adam mı alacaktın Maralı? Anladım. Hala anlamamışsın. Ah!
Ne kadarım haydi! Ne oldu? Kutay! Yakalayın haini! Hadi! Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gel benimle. Onlar benim herkesten gözüm gibi sakladığım evlatlarım. Murad'ın intikam almak mıdır? Sizin inancınızda intikam almak hak mıdır? Temizlenir. O kitabı yaşamak için okursan sana söyler. Vatanına, devletine, namusuna kastedilirse haktır. Sevdiğim bir kız vardı. Nuran'ın izniyle evlenecektik. Düğün gecesi, yani dün gece, sevdiğim öldü. Noyan öldürdü. Onu ortadan kaldırmak için ne gerekirse yaparım. Eğer intikamımı alacaksam, senindeyim. Öldürmek kolay evlat. Yaşamasına tahammül eder misin? İç bunu. Ne bu? Ağrına iyi gelecek. Sinirlerini yatıştıracak iç. Ahi Evren, Konya'daki Ahi Teşkilatı'nın reisidir. Kutay evladımız Noyan'ın obasından bize sığındı Ahi. Sen biraz dinlen. Biz şehre ineceğiz. Sonra birlikte çıkarız. Sen talihin öldürdüğü bir çocuksun. Bu senin esaretin olacak. Bu tamga da hürriyetin. Bu gözün bedeli nedir Börke? Kutay'ın canıdır babam. O zaman neden almadın canını? Senden Kutay'ın kellesini istiyorum. Ama yapmanız gereken ilk iş Ahi Evren'in elindeki haritayı almak. O haritayla bizdeki haritayı birleştireceğim.
ve Türklerin bir daha ayağa kalkmasının önüne geçeceğim. Vezir Adil, Alp Doğan'ı da dinlemek isterdim. Ahi eşkıyalarını kim salıverdi Vezir Adil? Cevap ver! Kim bunun müsebbibi? Valimiz İsfahani Hazretlerini selamlamayacak mısınız? İsfahani, Ulus Selçuklu Devleti'nin veziri, sultanımızın emiridir. Onu Moğol valisi olarak görmek istemeyiz. Bundan böyle emirlerimiz hakkını da hukukunu da gözden geçirsin. Sultan Gıyasettin... İsfahani, biz de vezirlik ettik. Vezirler haddini hududunu bildiği sürece... Sultanımızın da hakkı hukuku korunacaktır. Bu böyle bilinsin. Madem öyle, bundan böyle ordu Sührab'a bağlı olacak. Kardinal Bennett, Noyan'ımızın özel misafiri olduğundan benim baş danışmanımdır ve devlet işlerinde benden sonraki en yetkili kişidir. Eğer Noyan Köse Dağ'da 1000 şehit verdik diye Konya'yı zapt edeceğini sanıyorsa yanılıyor vezir. Artık bırakın bu devleti ebed, müddet. Kızıl elma rüyalarını Karatay. Uyanın. Moğol'a tabisiniz artık. Burası Türk yurdudur kardinal. Biz buraya konmaya gelmedik. Roma'ya gitmek için geldik. Noyan da, Papa da bunu iyi bilsin. Sen neden böyle ölüm giysilerini giydin? Onu iyileştireceksiniz. Ruhlarınızdan ruh üfleyeceksiniz. Onu yaşatacaksınız. Bu devlet sahipsiz değil Kutay. Moğol devleti gibi de geçici değil. Ahiler devletin varlığında işlerine bakarlar. Yokluğundaysa işleri devlet kurmak olur. Kadınlarımızın teşkilatı bacı teşkilatıdır. Başlarında kadının Fatma bacı var. Bu silsile Orhun'dan beri devam eder. Bu harita bizim devlet kuran teşkilatlarımızı gösteren haritadır. En son Alaaddin Keykubat tarafından bana teslim edildi. Buna benzer bir harita daha var. Khorasan Moğol tarafından işgal edildiğinde ele geçirildi. Sadreddin, benim talebemdir. Bak şimdi Kutay, bu devlet üç ayak üzerine kuruluysa, bir de Sadreddin'dir. Devletimiz Karatay'dır. Askerimiz ahiler, bacılardır. Ruhumuzsa Sadreddin'dir. Bu devlet ayağa kalkacaksa, bu üçünün sırtında ayağa kalkacak. Noyan haritayı da orduyla beraber getirdi, yerini biliyorum. Nerede? Bir mağarada Hususi askerler tarafından korunuyor.
Hamdolsun. Ahi Evren bu haritayı kendi elindekiyle bir edip okuyacak. Kimsin? Piri Ahi aşkına. Ahi Piri aşkına. Kardeşim, sen zalimlerle bağımı kopardın! Olcaydı o! Artık ona acımak yok! O bir hain! Biz de hainlerin başını alacağız. Sana ne vaat ettiler ki düşman safına geçtin? Şerefli bir hayat, temiz bir ölüm! Harita nerede? Kutay! Bu kadar insan bunun için ölmüşken canımdan korkup söyleyeceğimi sanma. Kutay! Umarım haritanın yerini biliyorsundur. Yoksa bu ikisi ölecek. Sana bir teklifim var. Olcayton'un canına karşılık ikisinin canı. Kardeşini mi öldürmek istiyorsun? Şimdi benim sana bir teklifim var. Haritayı getir, bu ikisi yaşasın.
Kutay sakın yapma. Hadi. Tamam. Evlat. Yapma. Ahi. Bu haritaları bir tek sen okuyabilirsin nasılsa. Kardeşini öldüren biriyle oyun oynama Mahi. Al. Aferin. Akıllanmışsın. Bırak yere. Kılıcı da. Götürün. Çocuğunu tut soysuz. Babası belli olmayan biri mi söylüyor bunları? Peşimden gelen olursa o ölür. İyi misin? Pişmanım. Kendi kardeşini, beraber büyüdüğü kardeşim dediği adamı gözünü kırpmadan öldürebilen adamlarla beraber olduğum için pişmanım. Şimdi bunları düşünmenin zamanı değil olacak. Rüyamda ne gördüm biliyor musun? Maral'ın yaşadığını. Kutay kim? Günlerdir adımı sayıkladım da. Sevdiğim adam. Muradım. Ne düşünüyorsun? Senin düşündüğünü. Ulunay Hanım, size bir kötü, iki iyi haberim var. Kutay Alçağı karındaşım Olcay Toy'u öldürdü. İyi haberimse... Ahi Evren'i ve haritayı ele geçirdik. Güzel. Bunun boynunu vurun. Durun Noy Hanım. Haritayı okuyabilecek tek kişi bu adam. Bizim mağaradaki harita. Ah Evren. Yarın meydanda idam edilecek.
Hoş gelmişsiniz Kaldani. Var olasın Hakan. Sen de hoş geldin. Hoş gelmişsiniz. Sivas'tan geçtim Karatay. Anladım ki Sırat'tan geçemeyeceğim. Devletiniz için son bir şey yapın. Uç beyliği vazife menşuru. Bunu tasdik ederseniz eğer... yeni bir diriliş için vesile olursunuz. Ahiler arkalarında cenk edecek bir boy... İstiklali muhafaza edecek yeni bir bey bekliyor. Ulu bir devlet kurmak için. İsim yazmamışsın. İsmi bir ben, bir de Ahi Evren biliyor. Şerefinizi ayaklarınızın altına bırakıyorum. İster kaldırırsınız, ister yerde bırakırsınız. Bu ölüm getirecek. Ölüm. O da yeni bir doğum. Karar sizin. Bunun ne işi var burada? Moğol'un zulmünden kurtulmuş biri daha. Börke onu öldürüyordu. Sana söylemem gereken bir şey var. Söyle. Babamı ve haritayı Börke almış. Biliyorum. Ben verdim. Nasıl? Ona bir şey yapamazlar. Yarın onu idam edecekler. Türkan kızım. Ağlar mısın sen? Ne ağlaması Emir? Babam gidiyor Emir, ne ağlaması? Ben hiç ağlar mıyım? Ahi Evren'in at bilen, kılıç tutan kızı ağlar mıyım? Türkan hiç ağlar mı? Türkan hiç aşık olur mu? Hem aşık olsa bile sevdiği adam yarasız olur mu? Sevdiği adam bir başkasının hayaletini bile seviyorsa... o hayalet... Türkan'ın gözlerinin önünde eriyorsa... Türkan hiç ağlar mı? Peki Karatay ağlar mı Kınalın? Ağlar mı Koca Emir? Seneler sonra oğlunu bulmuş. Kutay'a ben senin babanım diyememiş. Göğsüne yaslayıp koklayamamış Karatay ağlar mı hiç? Karatay nasıl oynasın bu oyunu? Evlat hasretini kime desin Türkan'ın? Biz ağlayamayız kızım. Sen Kutay'a sevdiğini söyleyemezsin. Ben babası olduğumu diyemem.
bizim bir davamız. Keykubat'a, Selçuklu'ya sözümüz var. Biz kırılamayız. Biz kırılırsak bu millet de kırılır. İşte Ahi Evren. Olcaydı. 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 Kutay'ı mı arıyorsun yoksa beni mi? Durun! Siz karışmayın. Ne o? Kutay yerine seni mi yolladı? Demek hayattasın ha? Hain! Kutay! Neredesin? Çık ortaya! Hadi çık! Beni mi arıyorsun? Hı? Olcay Tuhay, Evren'i çöz! Kutay. Şaşırdınız mı? Ahi Evren benim için önemli. Anlaşılan senin için de önemliymiş. Hala küstahsın lan! Ahi Evren'i bırak! Yoksa oğlun ölür. Getirin. Bence pazarlık burada biter. Yapma Kutay, seni de öldürür beni de, yapma. Şimdi yavaşça çek o baltayı oğlumun boynundan. Hadi. Oyun bitti artık Kutay. Çek o baltayı oğlumun boynundan. Maral, hadi indir. Maral! Maral seni son ana kadar çok sevdi. Onun yanındaydım. Senin karın olduğunu bildiğimde sana söyleyemedim. Neden? Bir ok hem ona hem bana yeter. Sevdiğin kadını vuran benim. Ben Emir'in veya Ahi'nin ne yaptığına bakmam. Bana öğrettiklerini yaparım. Yüreğim davamın önüne geçerse bu oku kendim hesaplarım.
onu sen öldürmedin. Çoktan ölmüştü. Oğlum, artık tat seni. Ben buraya sana bir devlet bırakmak için geldim. Baycu'nun kurduğu, Börke'nin devam ettiği bir yurt almak için. Ama artık ben senin bir askerinim. Senin saltanatını korumak için Kutay'ın kellesini alacağım. Sana and içiyorum oğlum. Seni gökyüzüne uğurlamadan evvel Konya'yı alacağım. Noyan Konya'ya saldırmaya hazırlanıyor. Hepiniz evlere dağılın. Söylediğim gibi bu gece Konya düşmeyecek. Bu gece medresemiz yükselecek. Bugün zikiri dergâhta çekme günü değildir Saadettin. Bütün şehir ayakta. Ve bugün bütün yürekler tek bir rüya için çarpıyor. Ahmet Yesevi nefesiyle. Ahmet Yesevi nefesiyle. Dedem Korkut yüreğiyle. Atam Korkut yüreğiyle. Yahu! Ay! Hepiniz!
Karatay dedikleri adam sen misin? Şimdi Karatay değilim. Celalettin'im. Celalimizi görmeden yüzümü gör istedim. Yüzünde ne var biliyor musun? Hiç yenilmeyecek bir komutanın muzafferiyeti. Ama ben o gururu ezeceğim. Tez vakit dön yurduna. Devletimizi yıkamayacaksın. Konya düşmeyecek. Düşüremeyeceksin. Neyine güveniyorsun? Milletime. Saldırmayacak mıyız? Nasıl saldıralım? Görmüyor musun? Bütün şehir ölmeye and içmiş. Var olun yiğitlerim. Gel benimle. Sen bana sırdaş oldun Kutay. Ben de sana bir sırrımı açacağım. Emir Karatay seni kayıbabasına gönderecek. Sultan Gıyasettin'in mühürlediği menşürü götüreceksin. Bu haritaları da. Bundan evvel bilmen gereken bir şey daha var. Bak evladım, biz davası için canından cananından vazgeçenleriz. Yusuf gibi kuyuya atılır, İsmail gibi kurban oluruz. Emir Karatay'ı suçlama. Beni de. Sen Konya'da kutlu bir ayda doğdun. Bu sebeple baban adını Kutay koydun. Ne dersin ayı? Sen bilir misin babam kim? Şimdi bana bir söz vereceksin. Vazifeni bitirmeden baban sana bir şey söyleyemez. Ama sen de ona bildiğini söylemeyeceksin. Ahi. Babam kim? Baban. Emir Celaleddin Karatay. Emir. Kutay. Helalim. Emir.
Yola çıkıyorum ben. Hakkını helal et. Yolun açık olsun evlat. Yolun açık olsun. Emir Celaleddin Karatay, Karatay Medresesi'ni 1251 senesinde açtı. Bu medresede yetişen talebeler, 600 yıl hayat sürecek bir imparatorluğun kurucuları oldular. Karatay'ın sır olarak sakladığı harita ve menşur, Kayı Obası'ndan Ertuğrul'a devredildi. Hocamızdır Ahmet Yesevi. İlmi fana sevgi bilinmez ki nereli. Atla değil aşkla geldik, yorgan yaptık kefeni. Askerler seferi, söyle kimin neferi. Bozkır'dan geldik, hocamızdır Ahmet Yesevi. İlmi fana sevgi bilinmez ki nereli. Atla değil aşkla geldik, yorgan yaptık kefeni. Dol, dol, dol bu.